arkadaşlar. Kazaya karışan sürücülerin en çok yaptığı hatalardan bahsedeceğim size. Acil duruş gerektiğinde motosikletin ön frenini yeterince sıkmamak ve arka frene fazla yüklenmek gerçekten kazayı çağırıyor ve motorun dengesini bozuyor. Frenlemeyi kıvırma işleminden ayırt etmek gerekiyor. Frenleme gerekirken frenle birlikte kıvırmayı aynı anda yapmaya kalkmak motoru dengesini bozup düşmemize neden oluyor veya düşmeyecekken düşmemize neden oluyor. Her iki freni birlikte kullanmak en kısa duruş mesafesini bize veriyor fakat birçoğumuz bunu tam olarak yapamıyor. Bu hani kıvırma ve dönüş işlemini frenleme işlemi bitmeden eş zamanlı olarak yapmaya çalışıyoruz. Her iki freni birlikte kullanmak en kısa duruş mesafesini bize veriyor fakat bu kıvırma ve dönüş işlemini frenleme işlemi bitmeden eş zamanlı olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu da kazaya davetiye çıkarıyor. Fren yaparken veya freni bırakırken motorunuzun dengesinde değişim olmaması gerçekten önemli. Ön fren elciğine yumuşakça dokunmak gerekiyor. Ve ön fren süspansiyonlarının oturmasını sağlamak gerekiyor öncelikle. Aynı zamanda ağırlığın öne transferi dolayısıyla ön lastiğin yere basma ağırlığının artması frenlemeyi düzgün şekilde ve hani dönüşle beraber yapmadığınız zaman sizin düzgün şekilde durmanızı sağlıyor. Hani böyle sarsılmadan ve dengenizi kaybetmeden durmanızı sağlıyor. Sonra ön freni kademeli olarak sıkmaya devam etmek, frenleri bırakırken de aynı yumuşaklıkla bırakmak bizim dengemizi korumamızı sağlıyor ve kazayı daha kolay atlatmamızı, kaza yapmamamızı sağlıyor. Burada işte kademeli olarak frenleri gevşetmek gerekiyor ki ön çatal birden yukarıya doğru atım yaparak motorun dengesini bozmasın, bizi düşürmesin. Doğru fren yapmak önemli. Hem sıkması hem bırakması doğru olarak yapılmalı. Fren yaptığınızda da durmak istediğiniz yere doğru bakın. Kesinlikle kazanın olacağını tahmin ettiğiniz yere doğru bakmayın. Yani dönüş içindeyseniz de direkt ilerinize değil de dönüşün derinliklerine, görebildiğiniz son noktasına doğru bakın. Ya bu sizin görüş algınızı genişletip olayları daha böyle az ürkütücü gösterecektir. Psikolojik olarak acil durumlarda ihtiyacınız olan her şey sizi daha az panikletip daha az tehlikeye sürükleyecektir. Bunu tam açıklayabildim mi bilmiyorum ama sert frenleme yaparken önünüzdeki diğer dönemece sizi hazırlayacak oranda ya da tehlikeyi azaltacak oranda belirli bir sertlikte uygulanması gerekiyor. Aksi takdirde hani motorun dengesinin bozulması ve bizi zor duruma düşürmesi çok kolay. Ama hani bu tip şeylerde soğukkanlılık önemlidir. Eğer bir kamyonun arkasına girdiyseniz ve ani fren yaptıysa kamyon, onun üstünden hani frenleme yapıp onun üstünden atlamanız veya kurtulmanız kolay değildir veya arkasından kurtulmanız kolay değildir. O yüzden hani motor giderken sol tekerleğini izlemek daha iyi bir şey. Yani önünüzdeki aracın sol tekerleğini izlemek daha kolay bir şey. Tabii solunda yer varsa, kaçabileceğiniz bir yer varsa. Tabii yani hız mesafenizi korumanız da önemli burada. Hız mesafenizi korurken 60'ın üstünde biliyorsunuz bütün hızlar tehlikelidir. Böyle işte hani minivan tipi yüksek engellere çarpmanız kaçınılmaz olursa çarpışma anına kadar frenlemeyi sürdürmek de önemlidir. Böylece hani çarpma hızını
olabildikçe düşürüp en alt seviyeye indirmeniz sizin çarptığınızda da zarar görmenizi azaltacaktır. Şimdi aklımdaki şeyler bunlar. Daha fazla bilgi vereceğim videoları da paylaşacağım sizlerle.